İçinde bulunduğumuz bu pandemi süreci artık hepimizin canını sıkmaya başladı tabii ki evlerde tıkılı kaldığımız için. Fakat bir yandan da kendimize dikkat etmek için çok fazla kalabalık arasına karışmamaya ve evlerde durmaya çalışıyoruz. Bir yandan da işlerimizi evlerde yürütüyoruz. İster eğitimci olun, ister içerik yayıncısı olun, ister Twitcher olun, ister YouTuber olun. Herkesin bilgisayarda işlerini yürüttüğü bir dönemin içindeyiz. Ve bilgisayarda mesela bir sunum hazırlayıp bir yere yollayacaksanız, mail atacaksanız ya da bir öğretmenseniz ve anlattığınız dersi online olarak yayınlayacaksanız ya da oyun oynayıp oyunlarınızı YouTube'a atacaksanız herkesin ihtiyacı olan şey tabii ki bir ekran kaydedici. Daha önce de sizlere tanıttığım bir ekran kaydedicinin yeni güncellemesi geldi. Wondershare Demo Creator adlı ekran kaydedici programın 14.4 güncellemesiyle gelen yepyeni ve harika özelliklerinden bahsedeceğim bu videoda arkadaşlar. Şimdi ilk olarak sitesini bir inceleyelim isterseniz. Ayrıca bu arada çok güzel bir yarışma yapıyorlar fakat çok az gün kaldı. iPhone 12 hediyeli. Onu da şimdi göstereceğim. DC.wondershare.com sitesinden giriyoruz arkadaşlar buradaki gördüğünüz linkten ve böyle bir arayüzü var. Maalesef Türkçe dil seçeneği yok ama kullanımı çok kolay zaten. O yüzden İngilizce bilmiyorsanız dahi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Buradan free download'a tıklayarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar ve 7 günlük deneme sürümünü kullanabiliyorsunuz. Fakat çıktı alırsanız eğer üzerinde Wondershare filigranı yani yazısı olacaktır. Bunu çok soran oluyor. Ben indirdim ama üzerinde yazı çıktı diye arkadaşlar satın almanız lazım. Bu tür profesyonel programları kullanmak istiyorsanız full bir biçimde. Buy now dediğinizde de satın alırsınız. Şöyle sitede aşağıya doğru bir inelim isterseniz. Gördüğünüz gibi hangi alanlarda kullanabileceğimizi bizlere burada gösteriyorlar zaten. Ve yeni özelliklerinden de burada bahsediyorlar. Fakat ben az sonra daha detaylı olarak zaten bahsedeceğim. Hemen şurada ödüllü yarışmadan da bahsedeyim. How to win dediğimizde burada yazıyor zaten. Wondershare Demo Creator'ın ücretsiz versiyonunu kullanabilirsiniz bu yarışmaya katılmak için arkadaşlar. Üzerinde yani filigran olabilir, hiç önemli değil. Sadece Wondershare Demo Creator'daki sizi en cezbeden ve en kullanışlı özellik hangisi? Bununla alakalı bir video çekip buradan submit video kısmından yüklemeniz ve daha sonra yarışma sonuçlandığında iPhone 12 en büyük ödül gördüğünüz gibi ikinciye de 100 dolarlık Amazon gift kartı veriyorlar. Bu da çok güzel bir ödül ve üçüncüye de 1 yıllık Demo Creator lisansı hediye ediyorlar. Bence bir an önce indirip bu yarışma başvurmanızda fayda var. Şimdi Demo Creator programını bir açalım ve özelliklerinden bahsetmeye başlayalım isterseniz. Evet gördüğünüz gibi 4.4.0.1 versiyonu sürekli güncelliyorlar bu arada. İlk olarak böyle minimal bir arayüz bizi karşılıyor arkadaşlar. Zaten daha önce buraları detaylı olarak anlatmıştım Wondershare videomda. O videomu da açıp izleyebilirsiniz. O yüzden çok detaylı üzerinde durmayacağım. Bu videoda daha çok yeni gelen özelliklerin üzerinde duracağım. Bu yeni gelen özellikler de gerçekten çok yararlı özellikler. Benim de çok sık kullanacağım özellikler. Şimdi burada iki tane seçenek var. New Recording ve Video Editor kısmı. New Recording'e bastığımızda yeni ekran kaydı almaya başlayacağız. Onu az sonra göstereceğim. Video editör kısmında da direkt olarak editör kısmına girebiliyoruz ve daha önceden çektiğimiz videoları burada düzenleyebiliyoruz. İlla kaydettiğimiz videoları düzenlemek zorunda değiliz yani. Bir video editör olarak da kullanabilirsiniz bunu. Şimdi New Recording kısmına tıklıyorum. Burada arkadaşlar Easy Camera dediği laptopumuzun webcam'i. Fakat böyle kare göründüğüne bakmayın şu anda. Bunu 1280x720 yani 720p kaydediyor olacak. Burada sadece bize bir ön gösterim yapıyor. Zaten buradan da kontrol edebiliyoruz. Buradan sesi açıp kapatabiliyoruz. Yani mikrofonu açıp kapatabiliyoruz. Buradan webcam'imizi kullanacaksak açıyoruz ya da kapatıyoruz. Bu ayarları önceden yapmanız lazım. Ya da sistem mikrofonunu yani bilgisayardan gelen sesleri kayıt edip edemeyeceğimize dair bir seçenek de burada bulunuyor. Daha sonra yukarıdaki ayarlar kısmına hemen bir girelim. Burada da full screen ya da istediğiniz herhangi bir çözünürlükle kaydedebilirsiniz. Onu seçiyorsunuz. Kaç FPS'te kaydedecekseniz onu seçiyorsunuz. Eğer bir oyun oynayacaksanız yani oyun kaydı alacaksanız buradan game'e tıklamanız lazım arkadaşlar. Ve oynayacağınız oyunu buradan choose a game seçeneğinden seçmeniz gerekiyor bilgisayarınızdan. Bende şu anda oyun olmadığı için onlar görünmüyor. Audio seçeneğinde hangi mikrofonu kullanacağınızı buradan seçebiliyorsunuz. Harici bir mikrofon varsa onu seçebilirsiniz. Kamerada yine harici bir kamera varsa onu da buradan görebilirsiniz. Hangi çözünürlükte kaydetmesini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Advanced'de de arkadaşlar kayıtlarımızı hangi klasör alacağımızı gösteriyor. Enable GPU
hızlandırmayı, yani ekran kartını kullanarak daha hızlı ve daha verimli ekran kaydı alabilirsiniz. Encode seçeneğinde ise ekran kaydımızın kalitesini seçiyoruz. High, medium ve low. Ben bunu high seçeyim. En yüksek kalitede kaydedelim. Ve shortcut'ta da burada kendinizin de değiştirebileceği kısa yol tuşları var. O kısa yol tuşlarını da burada kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve tekrar bu ekrana dönelim. Burada arkadaşlar mesela set a custom size later dediğimizde burada istediğimiz bir alanın ekran kaydını alabiliriz. Şurayla oynadıkça bakın buradaki çözünürlük değeri de değişiyor. Burada da screen drawing tool yeni gelen özelliklerden bir tanesi işte. Screen drawing tool'u açıyorum ve yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir toolbar açılıyor. Bu toolbardaki butonların ne işe yaradığını ekran kaydı alırken zaten sizlere göstereceğim. Şimdi ekran kaydı almaya başlayalım. Evet, şimdi ekran kaydına başladık arkadaşlar. Burada yalnız siz ekran kaydederken şu ekranlarda kaydettiğini unutmayın. Yani buradaki arayüzler de görünecek. O yüzden bunu küçültmek gerekiyor. Şuradan minimize yapacağız, tıklayacağız. Buradaki easy kamera zaten bizim bir ön gösterimdi. Nasıl göründüğüne bakmamız içindi. Yani bu kısmı kapatsak da web kamerasını kaydetmeye devam edecek ve ayrı bir katman olarak kaydedecek zaten. O yüzden burayı kapatıyorum. Şimdi mesela siz bir Photoshop'ta eğitim yapıyorsunuz ya da herhangi bir yerde eğitim yapıyorsunuz. Burada yaptığınız işlemleri göstermek için şöyle mouse'umla birkaç hareket yapacağım. Bunları zaten editör kısmında göstermek için özellikle yapıyorum. Mesela bir yere özellikle vurgulamak istiyorsunuz. Burada işte toolbar devreye giriyor arkadaşlar. Bu toolbar'ın ne kadar yararlı olduğunu burada göreceksiniz. Şimdi spotlight seçiyorum mesela. Atıyorum şurayı vurgulamak istiyorum. Burayı mouse'umla şöyle gezdirdiğimde spotlight'la oraya bir el fener tutuyormuş gibi bir hava veriyor gördüğünüz gibi. Mesela başka bir kısmı göstermek isteyeceğiz özellikle izleyicilerimize. Onu da çizerek göstereyim. Şuradan pen tool'u seçiyorum. Buradan rengini seçebiliyorsunuz bu arada. Şöyle bir şey gösterelim. Özellikle burayı vurgulamak istiyorsunuz ve vurguladıktan sonra da burayı silmek istiyorsunuz tekrar. O yüzden şuradan arkadaşlar geri butonuna tıklıyoruz ve burayı gördüğünüz gibi kaldırdık. Aynı şekilde bir de highlight kısmı var. Highlight ise pen tool'dan farklı olarak altının da göründüğü kısımlar. Yani böyle fosforlu kalemle bir şeyin üzerine çizeriz. Mesela altı görünür ya yazı. Yine aynı şekilde highlight'ta da bir yerleri boyayabilirsiniz. Fakat transparan bir boyama bu. Yani alttaki yazı da görünüyor. Tekrar bunları da geri alayım. Hemen onun yanındaki ise yuvarlak olarak işaretleyeceğimiz yer. Yine ekranda özellikle vurgulamak istediğimiz yerleri yuvarlakla işaretleyebiliriz. Ve arkadaşlar Ctrl Z ile de bu arada geri alabiliyoruz. Yine kare, dikdörtgenle de ekranda vurgulamak istediğimiz yerleri işaretleyebiliyoruz. Bir de ok butonumuz var. Atıyorum şuradan şuraya bir ayar yapacağız diye anlatacağız diyelim. Ok butonuyla kolaylıkla başlangıç ve bitiş noktasını çizebiliyoruz. Tekrar geri alıyorum. Bir de düz çizgi kısmımız var. Bunu da rengini değiştireyim mesela. Şöyle vurgulamak istediğimiz mesela bir çerçeve var ya da çaprazlama bir şey var. Bu şekilde onu da vurgulayabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar şimdi geri alalım. Ctrl Z'ye basarak geri alıyorum. Evet, bunlar Screen Drawing Tool'un harika özellikleriydi. Kaydı bitirelim. Bir de editör kısmında neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydı durdurduğumuz zaman direkt olarak video editör kısmını açtı ve aldığımız ekran kaydının üzerinde oynayabileceğimiz bir bölümdeyiz burada. Şimdi burada daha önce zaten detaylı anlatmıştım. Onların üzerinde çok durmayacağım. O yüzden ilk videoyu da izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Burada 3 tane farklı katman olarak kaydediyor gördüğünüz gibi. Bir tanesi mikrofon sesi, şu yeşil olan. İkincisi webcam'den aldığı görüntü ve üçüncüsü ise ana ekran kaydımız. Ve bu üçü üzerinde de farklı farklı oynamalar yapabiliyoruz. Şimdi şöyle mikrofon sesini bir duyalım. Bilmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Ekrandaki... Evet, mikrofon sesini gayet iyi bir şekilde zaten. Tabii ki bu laptopunuzun mikrofonuna ya da aldığınız mikrofona bağlı olarak değişiyor. İyi bir şekilde alıyor ve daha sonra da üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Buradan denoise yapabiliyorsunuz mesela. Bazı ses bozukluklarını giderebiliyor ya da sesin seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses dalgalarını aşağıda görüyorsunuz zaten. Ve ayrıca hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Sesin hızıyla oynamak çok mantıklı değil tabii ki. Şimdi buradaki timeline kısmımızı şöyle tam ekran görmek istiyorsak
Şuraya tıklayarak boydan boya görebiliriz ve daha rahat bir çalışma alanı bize sağlayacaktır. Webcam'imiz eğer bizim işlem yaptığımız yeri kapatıyorsa mesela orada webcam'i kaldırabiliriz. Bu programın en güzel özelliklerinden bir tanesi de o. Mesela şuraya bir yere kadar webcam'in hiç görünmesini istiyorum. Çünkü zaten ekranda Demo Creator'ı ilk açtığımızdaki arayüzdeki webcam göründüğü için şöyle şuraya kadar görünmesin. O yüzden buraya kadar sürüklediğim zaman çizelgemi ve webcam'in olduğu katmana tıkladım. Burada arkadaşlar split yani böl seçeneği var. Split'e tıklıyorum ve ilk kısımdaki webcam'i siliyorum. Bakın burada şimdi artık görünmeyecek. Sağ üstte çünkü zaten webcam vardı. Ve gördüğünüz gibi o daha sonradan ortaya çıkıyor. Hatta onun yerini de değiştirebilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Üzerine tıkladıktan sonra mesela sağ üstte değil de sol altta görünsün istiyorum ve boyutunu da biraz daha küçültmek istiyorum. Bu şekilde hem boyutunu küçültüp hem de arkadaşlar istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz daha sonradan. Bu arada arkadaki ışıkları demin açmayı unutmuşum. Kayıttan bir çıkmıştım. Tekrar şimdi açtım. Sıra geldi asıl mevzuya yani yeni gelen özelliklere. Onun hemen öncesinde zaten burada daha önceden de olan özellikler ve üzerine eklenen yeni yazı stilleri var arkadaşlar. Gayet de güzel yazı stilleri. Şöyle bunları da yeni katman olarak ekleyebiliyorsunuz. Mesela işte videonuzun başına burada İstediğiniz fontta, istediğiniz bir yazıyı yazabiliyorsunuz ve gayet güzel bir animasyon şeklinde ekranda beliriyor. Kaydetme seçeneğini açmıştık. Onu daha sonra bir katman olarak göreceğiz. Böyle yazı animasyonlarıyla da destekleyebilirsiniz videolarınızı. Zaten az önce yaptığımız işlemler ekranda görünüyor. Bakın mesela spotlight yapmıştık. Burada bu el fener efekti görünüyor. Fakat daha sonradan da ekleyebiliyoruz. Bu programın en güzel özelliği o. Yani ana ekrana gelip arkadaşlar buradaki cursor yani imleç seçeneğine tıkladığımızda 5 farklı seçenek çıkıyor karşımıza. Bunlardan bir tanesi cursor highlight. Mouse'un etrafına bir daire çiziyor. Bu dairenin rengini değiştirebiliyorsunuz. Opasitesini değiştirebiliyorsunuz. Bunları detaylı anlatmıştı. Hemen geri alıyorum. Bunu kapatıyorum. Spotlight özelliği geldi. Sadece sizin mouse'unuzu gezdirdiğiniz yerleri aydınlatıyor ve diğer kısımları karartıyor. Mesela sadece belli kısımlarda bu spotlight'ın devreye girmesini isterseniz bunun için de şöyle yaparsınız. Tekrar geri alalım, bunu kapatalım. En alttaki ana görüntümü kesiyorum buradan. Split'e tıkladım ve biraz ilerledim. Tekrar split'e tıkladım ve sadece şu aradaki kısımda spotlight etkin olsun istiyorum. O yüzden buraya atıyorum. Bakın şöyle bir oynatalım şimdi. Evet, şimdi burada mesela neler yapabiliyoruz? Yukarıdaki toolbar'dan birçok farklı işleme var. Gördüğünüz gibi Spotlight sadece bizim seçtiğimiz kısımda etkili oldu. Burada da mesela Magnify özelliği var. Bu da arkadaşlar büyüteç görevi görüyor. Sizin mouse'unuzu gezdirdiğiniz yerleri daha büyük şekilde görmenizi sağlıyor. Hatta bunu daha da büyütebilirsiniz. Şöyle zoom yaparak iyice büyük hale getirebilirsiniz. Bazı okunmayan yerleri mesela yaklaştırmak isterseniz bu çok güzel bir özellik. Şöyle hatta yandaki kısımdan göstereyim. Evet. Bakın şöyle zoom yaparak küçük yazıları daha büyük hale getirebilirsiniz. Bu da eğitim videolarında çok yararlı olacaktır eminim ki. Evet, bir diğeri de click rings özelliği. Yani tıkladığımız yerleri arkadaşlar bir daire çiziyor. Şöyle tıkladığım bir yere gelelim. Evet, şurada tıklıyorum. Bakın etrafında bir daire çizdi. O dairenin de yine rengini değiştirebiliyorsunuz daha sonradan. Bir de click sound var. Click sound da sonradan ekleyebiliyorsunuz. Yani mouse tıklama sesi koyabiliyoruz şu şekilde. Evet, bu sesleri ve mouse imleci üzerindeki değişiklikleri daha sonradan ayarlayabilmek gerçekten çok güzel bir özellik. Şimdi yeni gelen burada bazı güncellemeler var yine. Bunlar üzerine lower third dediğimiz alt bantlar ekleyebiliyorsunuz ve alt bantların üzerindeki yazıyı da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sık sık güncelleniyor bu arada. Şu anda Christmas'la alakalı ve kışla alakalı bazı sticker'lar burada bulunuyor. Bu kısmı siliyorum. Burada green screen özelliği var zaten, daha önceden de vardı. Onu anlatmıştım. Yani yeşil perde önünde bir çekim yaptıysanız, mesela Twitch'ersanız bir yandan webcam'inizle kaydederken arkanız yeşilse green screen özelliğiyle yeşili silebilirsiniz ve direkt olarak oyunun üzerinde sadece kendiniz görünebilirsiniz. Pan ve zoom özelliği yeni gelen özelliklerden, işte en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi bunu geliyorum ve şöyle en alttaki ana katmanını atıyorum arkadaşlar. Bakın burada iki tane nokta var. Şöyle ok görüyoruz. Şu bir nokta, şurada bir nokta. Bu noktadan bu noktaya pan ve zoom yapıyor anlamına geliyor bu. Buradaki yeşile iki kere tıkladığımızda da böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bakın burada
Start ve End var. Start bizim ekranımızın nasıl, hangi boyuttan başlayacağı, End de hangi boyuta gideceği, ister küçülerek, ister büyüterek ya da isterseniz pan yaparak. Şimdi Start'ımız tam ekran olsun. End'imiz de mesela şöyle, End ekranını şöyle ayarlayalım. Şurası olsun diyelim. Yani bu kısma doğru pan ve zoom yapmak istiyorum. Okey diyorum arkadaşlar. Şöyle oynatalım şimdi. Daha sonra mesela şu şekilde. Gördüğünüz gibi ekranımızdaki seçtiğimiz kısma yaklaşıyor. Bunun hızını da şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şu aradaki iki noktanın arasındaki mesafeyi kısalttım. Şöyle bakalım bir de. Bu da gerçekten çok etkili bir özellik olmuş. Bir diğer yeni gelen özellik ise arkadaşlar ses üzerinde daha detaylı oynamalar yapabiliyoruz. Şimdi buradan hemen bir müzik ekleyeyim üzerine. Medya kısmına geldim. Şimdi buraya daha önceden indirdiğim bir müziği ekleyeceğim. Import kısmından Import Media Files diyorum. Evet, müziğimiz de eklendi. Bunu da şöyle en üst katmana koyalım. Burada yeni gelen özelliklerden bir tanesi de işte audio seviyesiyle oynayabilmemiz. Daha doğrusu ses katmanına keyframe atabilmek arkadaşlar. Başlangıçta yüksek girmesin istiyorum. Benim konuşmamı bastırsın istemiyorum. O yüzden müzik katmanının üzerine geliyorum ve sağ tıklıyorum. Buradan edit audio diyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir çizgi çıktı. Bu bizim ses seviyemizi belirliyor. Buradan ses seviyesini rahatlıkla kontrol edebiliyoruz öncelikle. Şimdi şöyle biraz geleyim ve bu müziği şöyle bir yerde keseyim. Split'e tıkladım ve ikinci kısmı sildim. Şöyle bir şey yapacağız. Burada tekrar sağ tıklıyorum. Edit audio diyorum. Bakın burada iki tane nokta çıktı gördüğünüz gibi. Bu noktalar bizim keyframe'imiz oluyor aslına bakarsanız. Bu iki nokta arasındaki ses seviyesini kolaylıkla ayarlayabiliyoruz. Mesela burada alçaktan başlasın, yani sıfır seviyesinden ve yükselerek ivmeli bir şekilde artsın istiyorum. Bu yüzden şöyle geldim. Şuradaki zaten çaprazlık bize hangi seviyeden hangi seviyeye geleceğini gösteriyor. Play'e basıyorum. Evet, şimdi burada yalnız dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ivmeli bir şekilde sesimizi arttırdık ve sonda da aynı şekilde kısabiliriz. Yani müzik üzerinde fade in fade out dediğimiz efekti yapmamızı sağlıyor bu yeni gelen özellik. Evet, asıl bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Onun dışında zaten title kısmından bahsettim arkadaşlar. Burada farklı işaretler, semboller var. Sonradan ekleyebileceğiniz yine. Ayrıca stickerlar var. Animasyonlu stickerlar bunlar. Background, arka plan ekleyebiliyorsunuz. Eğitimle alakalı stickerlar var. Oyunla alakalı stickerlar var. İşte mouse imleci yerine parmak koymak isterseniz onunla alakalı yine imleçler var. Sosyal medya ile alakalı ikonlar bulunuyor. Ve geçiş efektleri var. Geçiş efektlerinde de bu arada yenilenmeler var. Hatta şöyle hemen bir tane geçiş efekti yapalım. Şöyle şuradan split yapayım arkadaşlar. Bu mesela en son burada yakın planda kalmıştı. Bunu tekrar uzaklaştıralım hatta. Onu da göstereyim. Şuradan pan ve zoom'a tıklıyorum. Şunun üzerine atıyorum ve yeşilin üzerine iki kere tıkladığımda bu ekran açılıyor. Burada start pozisyonumuz bu olsun. End pozisyonumuz ise tam ekran olsun yine. Okey diyorum. Şöyle kısaltalım burayı da hatta. Şimdi şöyle izleyelim. Belli alanları. Gördüğünüz gibi tekrar yakından uzaklaştı. Bunun ikisinin arasına da bir geçiş atayım şimdi. Şuradaki transition'a geldim ve buradan şu ikisinin arasına bir geçiş attım. Bakalım nasıl olacak. Ya da işte belli alanları gösterebiliyoruz. Evet, böyle farklı farklı geçişler var. Evet, Wondershare Demo Creator gerçekten de çok işinize yarayacak bir program olduğunu düşünüyorum. Aşağıda bir link bırakıyorum arkadaşlar sizlere. Bu link üzerinden indirebilirsiniz ve indirimli bir şekilde indireceksiniz. Ayrıca en başta belirttiğim yarışmaya da katılmayı unutmayın. Sanırım 12'sinde bitiyor, yalnız çok az bir zamanınız kaldı. Bu 3-4 gün içerisinde hemen bir video üretip katılırsanız bu harika hediyelerden bir tanesini de kazanma şansı yakalayacaksınızdır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Ayrıca bu videonun ilk parçasını da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.